Bir gidip onu kaldıralım ve kanıtımızı paylaşalım. Bir tane de buraya sokup, Oo, buza geldi. Bir tane de buraya sokup sıçtırmış. Onu da gönderdim. Kaldıralım şu şeyleri. Hey, park kafe! Çek lan şunu! Şimdi bunları kaldırmadan önce perdeyi açıp gönderen hakkında, kedileri yönleten hakkında birkaç laf edelim. Ben niye böyle şüpheci davranıyorum? Kapadım perdeyi, değil mi? Bok decali falan neden diyorum ben? Çünkü burada bu bok gibi penceremizin karşısında yapılan onlarca her gün yapılan şurada da pislikleri o videoyu bulup Hamza Yusuf'un paylaştım. Bok decali. Fuat Avni Orhun, Kadri Orhun ve Özdemirler dedikçe o boklar çekildi. O yüzden açığa çıkmaya korkar gibi çekti buradan bokları ve buralardan ve bu bitkileri dikti örtmek için. Ve koşturan orduya göre haklı olarak taksici Fuat'a ben Fuat Avni diyorum. Öyle olduğunu zannediyorum. Bok decali de olabilir. Değilse generallerinden biri. Gir içeri beni çağırma. Ne istiyorsun? Ayvana Zeynep'in yönettiği ve bu ufak çocukların yönetebildiği ve büfenin, park kafenin yönetebildiği hayvanı. Çocukları gönderme zili çalma. Sinek görmüyoruz bütün şehirde. Burada sinek. Nereden çıkıyorlar? Tabii ki boklarından. Ve toz sinek sürüsü. Bok decalı Fuat Avni ve Kadriye sineklerin efendisi ayrıca. Ve büyücü kulları. Ha? Sana ne be? Korkuyorlar. Videodan korkuyorlar. Bundan korkmuyorlar. Videodan korkuyorlar. Bir şey soracağım ya, şu İnternette seyrettim, büyü falan yapıyormuşlar. Kaç para alıyorlar? Büyü yaptırmak istiyor. Sen mi? Aha. Kim yapıyor seni? Kim? Sen bilirsin. Yok. Soruyorum sana. Yok. Göğsünde yıldız var. Bu köpeklerle uğraşanlar yapıyormuş. Ve kimyasalları simsiyah ediyor. Ne bağırıyorsun lan? Geleceğin büyücüsü. Geleceğin dikkat cadısı.
İyi eğitmişsin Kadriye. Oo, perdeyi açtık. Gel kızım içeride sev dedi mi onlara? Bok geleceğini de çıkmadan önce söyledim. Fuat Amni ve Kadriye. Eski örneklere göre. Kaldırdıktan sonra tekrar bekleriz. Bok Dejali.